Ziraat mühendisi Tanrılaşmalar Yaşanırken selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, bugün size bitkilerindeki mantarı hastalıkları ve küllemeye karşı evde uygulayabileceğiniz ek bir takviyeden bahsetmek istiyorum. Bu uygulayacağınız ürün, değerli arkadaşlar, hamur kabartma tozu. Bu hamur kabartma tozunu bitkilerin yapraktan uygulama yaptığınız zaman ortalama %70-%80 oranında küllemeyi ve mantar hastalıklarının önüne geçiyorsunuz. Ama bu hiçbir zaman bitkideki küllemenin %100 geçmesini veya da mantarlı hastalıkların %100 bitmesini sağlamayacaktır. Çünkü eğer ki mantarlı hastalıklar başladıysa bunun ancak kimyasal, yani zirai ilaçlarla önüne geçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Onun için, ama eğer bahçenize birkaç adet ürün üretiyorsanız ve bunu da ekstradan kimyevi ilaç almak istemiyorsanız, bu şekilde hamur kabartma tozunu suyun içerisinde seyrelterek bitkilerinizi uygulayabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl uygulamaya geçtiğimizi anlatmadan önce, değerli arkadaşlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar, 10 gram kabartma tozunu 2 litrelik suyun içerisinde seyreltiyoruz. Şu şekilde hemen boşaltalım. Şu an mesela bu bitkilerin yapraklarındaki mildiv hastalığı aşırı ilerlemiş. Hani bunlar için kabartma tozu aslında hiçbir etkisi olmayacak. Onu sizlere söyleyeyim. Çünkü bu kabartma tozunu uyguladığınızda bitkilerin yapraklarının şu şekilde, yani yeni yeni hastalığın bulaşması lazım ya da sağlıklı olması lazım ki külleme ve mantar hastalıklarının bulaşmaması için. Bunu bakın, tepkimeye girmeye başladı, köpürüyor. Şimdi bunu karıştırıp bitkilerimize yapraktan uygulayalım. Karışımımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde yapraktan homojen bir şekilde uygulama yapıyoruz ve bitkilerimizi ön yüzüne ve arka yüzüne uygulamasını yapıyoruz. Aslında en etkili yöntem nasıl olabilir arkadaşlar? Örneğin bu şekilde hastalık bulaşmış yaprakları şu şekilde koparıp atmanız gerekiyor. Sağlıklı bitkilerin yapraklarına bu hamur kabartma tozunu uyguladıktan sonra bitkileriniz daha sağlıklı büyüyecektir. Bu şekilde hastalıklı yaprakları da toplayarak bahçenizden uzaklaştırmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Kesinlikle bahçede bırakmanızı önermiyoruz. Çünkü bunlar bahçede kalırsa tekrardan aynı şekilde bitkilere bulaşacaktır. Bir sonraki tarımsal çektiği videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.